Devam edelim şimdi e, ne değerlerimiz var bu sefer bize ne vermiş sıcaklık verilmiş 155 santigrat derecede ve entalpi değeri verilmiş ne yapıyorum bu sefer arkadaşlar 155 santigrat derecedeki yine faz değişimine baktığımda e, H değerine bakacağım HF değerinin altında mı HF, HF ile HG değerinin arasında mı yoksa HG'nin üstünde mi? Buna bağlı olarak hangi tabloyu incelemem gerektiğini karar verebileceğim. Ne yapıyorum? 155 santigrat derecemi açıyorum. Hangi tablomda? A4 tablomda 155 santigrat derecemi açtım. Şimdi inceliyorum. HF değerine baktım. 653.79 olarak verilmiş. 653.79 olarak verilmiş. Ee, HG değerime baktım. Yazmamız gerekecek yani. HF değerime baktım arkadaşlar. HF değerim benim 653 653 79 kilojül bölü kilogram olarak verilmiş. 155 santigrat derecede. HG değerime bakıyorum. 2751 8 kilojül bölü kilogram olarak verilmiş e, ee, HVG değerim de zaten benim x değerim bulurken işime yarayacak. Bunu da not almış olayım. HVG değerim de neymiş? 2098 kilojül bölü kilogram olarak verilmiş. Şimdi ben baktığımda 1900 kilojül bölü kilogram benim akışkanımın entelpisi. Yani hangi aralıkta? HVG, HV HF ile HG arasında. E o zaman ne yapmamız lazım? Gene aynı mantığı uygulamamız gerekiyor. Yazıyorum arkadaşlar. Buradan kuruluk derecesi ile beraber diğer özellikleri belirleyebiliriz. Gerçi gene sormamış. Yani diğer özelliklerini belirlememiz gerekecek olsaydı ne yapacaktım? H eşittir. HV artı X çarpı HVG yazacaktım. H değerim 1900. Eşittir. HV değerim 653.79 artı x çarpı hvg değerimiz 2098. Buradan x değerini belirlemiş olacaktık. Eğer bana özgül hacmini sormuş olsaydı v eşittir vf artı x çarpı vfg değerinden ne yapmam lazımdı? Burada gene akışkanın 150 santigrat derecedeki 155 santigrat derecedeki vf değerine vfg değerlerine arkadaşlar bakıp ne yapabilecektim. Kuruluk derecesinde zaten belirlemiş olacaktık. Böylelikle ne yapacaktık? V değerini belirleyebilecektik. Ee, ancak sorulmadığı için gene hızlı bir şekilde ilerlemiş olalım. Tam aralıkta olduğu için ben gene ne olduğunu biliyorum. Şu anda faz değiştirdiğini biliyorum. E faz değiştiriyorsa doyma basıncında olduğunu biliyorum. O zaman 155 santigrat derecedeki doyma basıncı değerini almış oluyorum. Yani basıncım benim ne oluyormuş? 500 43 Nokta .49 arkadaşlar 543.49 ne olacak kilo Pascal olmuş olacak enterpi değerimiz belli ha kuruluk derecesini sormuş tabi o zaman gene şuradaki işlemi uygulamamız gerekiyor Kurluk derecesini arkadaşlar şuradan bulabiliriz bulalım hemen 1900 şu değerleri de gene teyit edelim işlem yaparken hatamız olmasın 1900'dü bizim akışkanımızın entelpisi. 1900 Eksi ne yapıyoruz 653.79 bölü 2098 dediğim zaman akışkanımda arkadaşlar kurluk derecesi ne çıkıyormuş 0.594 yaklaşık olarak arkadaşlar çıkıyormuş. Bu değerimi de şuraya yazıyorum 0.594 ee, fazına baktığımızda arkadaşlar ne olduğunu biliyoruz gene aynı şekilde Islak buhar olduğunu biliyoruz. Tam aralıkta olduğu için. Sonra arkadaşlar bir sonraki değere geldik. 1100 1100 kilopaskaldaki arkadaşlar e, doymuş su özelliği. Kuruluk derecesi eğer sıfırsa bu doymuş sıvıdır. E doymuş sıvı ise arkadaşlar o zaman ne yapmam lazım? F indisti değerleri kullanmam gerekiyor. F indisti değerlere bakmamız lazım. Hemen bakalım tablomuzdan. 1100 kilopaskal hangi tablomuza bakıyoruz? A5 tablomuza bakıyoruz. A5 tablosu. A5 tablosunda e, arka sayfaya geçmemiz gerekiyor. 1100 kilopascal değerinde, 1100 kilopascal değerinde kuruluk derecesi arkadaşlar e, sıfır verildiğine göre doymuş sıvı özelliklerini alacağız. Yani F indisi değerleri almış olacağız. O zaman sırasıyla bakacak olursak bana neyi sormuş? H değerini sormuş. 1100 kilopascal'daki HF değerine bakıyorum. Ne oluyormuş? 781.03 oluyor. Ondan sonra hangi fazda olduğunu biliyoruz zaten. Doğrudan doymuş sıvı arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Sıcaklık olarak da tam doymuş sıvıysa gene faz değiştirdiği sıcaklıkta olduğunu biliyorum. Yani 1100 kilopaskaldaki faz değiştirme sıcaklığı yani 184 184. E, 0,6 diyen arkadaşlar eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bir sonrasına geçmiş olalım. Şurada neden bahsetmiş? Basınç verilmiş. 550 kilopascal bir de ne verilmiş arkadaşlar? E, 85 santigrat derece sıcaklık verilmiş. Gene aynı taktiği izleyeceğiz. 550 kilopascal'daki kaynama, yani önce basınç tablosunu açıyoruz ve 550 kilopascal basınçtaki kaynama sıcaklığına bakıyorum. 550 kilopaskalda benim akışkanım kaç derecede kaynıyormuş? 155 derecede kaynıyormuş. 550 kilopaskal basınçta ne yapıyormuş? 155 derecede kaynıyor. Benim akışkanım ne? 85 derece. E 85 derece ise hangi fazladır? Sıkıştırılmış sıvı fazındadır. Sıkıştırılmış sıvı fazındaysa iki tane arkadaşlar adım vardı. Bunlardan birincisi e, doymuş sıvı özelliklerini kullanacağız. Yani H değerini soruyorsa ben ne, ne yapacağım? HF değerine bakacağım. Peki hangi HF değerine bakacağım arkadaşlar? Şu şekilde et yazacak olursak benim hangi sıcak şöyle HF diyorum. E, hangi sıcaklıktaki arkadaşlar HF 85 santigrat derecedeki HF değerine bakıyorum. Niye? Çünkü belirleyici özelliğim benim sıcaklık oluyor. O zaman A4 tablosuna geçiyorum. A4 tablosunda da 85 santigrat derecedeki arkadaşlar e, F indisi değerlerim hangisini soruyordu? Bizim bir kere neyimiz var? E, H değerimiz var. H değerimiz olduğuna göre ne yapıyoruz? HF değerimizi alıyoruz. Bu neymiş? 356.02 kilojül bölü kilogram çıkıyormuş. Şuraya yazmış olalım. 300 56.02 kilojül bölü kilogram çıkıyor. Kurluk derecesi arkadaşlar kuruluk derecesi burası için geçerli değil. Çünkü ne doymuş sıvı ne doymuş buhar ne de ıslak buhar. Bunun için ne oluyor arkadaşlar? Kızgın buharda ve sıkıştırmış sıvıda kurluk derecesi tanımı uygulanabilir değil. Faz tanımı olarak baktığımızda da ne olduğunu biliyoruz. Sıkıştırılmış sıvı olduğunu biliyoruz. Hemen devam edelim. Basınç verilmiş 1000 kilopaskal basınç arkadaşlar bir de H değeri verilmiş. Bu özellikler verildiğinde ne yapıyorduk? Önce 1000 kilopaskal basınca geliyoruz. Ne yapalım? A5 tablomuzu açalım. 1000 kilopaskal basınçta yine arka sayfada 1000 kilopaskal basınçta arkadaşlar hangi aralıkta olduğuna bakmamız gerekiyor. 1000 kilopaskal basınçta ne yapıyorum ben? HF'den küçük mü? HF ile HG arasında mı yoksa HG'den büyük mü ona bakıyorum. Hemen yazalım arkadaşlar. HF değeri gerçi yazmaya gerek yok. Kızgın buhar fazında gibi gözüküyor buradan. 1000 kilopaskal basınçla HF değeri 762.51 HG değeri 700, şey, 2777.1 kilojül bölü kilogram. Benim akışkanıma baktığımda 2000 şey 3264.5 kJ bölü kilogram oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kızgın buhar tablosunu, yani A6 tablosuna geçiyoruz. 1000 kilopaskaldaki, yani 1 megapaskaldaki değerleri incelememiz gerekiyor. Hemen baktım e, A6 tablosunda 1 megapaskaldaki değerlerime baktığımda arkadaşlar e, kaçtı bizim değerimiz? 3264.5 aşağı doğru iniyorum Haş değerlerimden aşağı doğru iniyorum. Bu haş değerine karşılık gelen sıcaklık, işte iç enerji veyahut da entropi değerlerini kullanabiliriz. Ben tam olarak bu değerin tabloda yer aldığını görüyorum. 4 e, kaça denk geliyor arkadaşlar? 1000 e, kilopaskal yani 1 megapascal basınçta 3264.5 kilojül bölü kilograma karşılık gelen sıcaklık değeri arkadaşlar kaçmış? 400 santigrat dereceymiş. Bunu tablonuzda görmüşsünüzdür. Kuruluk derecesi dediğimiz olay arkadaşlar var mı? Kızgın buhar fazında olduğu için yok. Şurası da faz olarak baktığımızda kızgın buhar olarak yazabiliriz.